Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdü senalar yüce Rabbimize, salatu selamlar efendimiz önderimize. Yüce Rabbim, buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim, doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, olmasında hiç şüphe olmayan, kıyameti hatırlatan Vakıa suremizi okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Suremizde Yüce Allah kıyametin mutlaka kopacağını bize bildirdikten sonra o güne hazırlanmamız için o gün insanların iki grup olacağını, iyiler ve kötüler, cennetlikler ve cehennemlikler, amel defterleri sağ ve ön taraflarından verilenler, amel defterleri arkalarından ve sol taraflarından verilenler olarak insanların iki gruba ayrılacağını açıkladı. Sonra cennet tasvirleriyle cennetliklerin nasıl özel ve güzel nimetler içerisinde ağırlanacağını bize hatırlattı. Ve bizim cennetlik olmamız için gayret etmemiz, çalışmamız, çabalamamız gerektiğini bize söyledi. Ardından cehennemi tasvir etti. Korkunç cehennem tasvirleriyle bizi cehennemden kurtaracak, cehennemden uzaklaştıracak yolları bize gösterdi. Cehenneme düşmememiz için, cehennemde azap görmememiz, yanmamamız için almamız gerekli olan tedbirleri bize hatırlattı. Daha sonra Yüce Rabbim öldükten sonra dirilişin gerçekliğini ikna edici delillerle anlatmaya devam ediyor. Ve buyurdu ki, ey insanlık, ilk yaratılışı bildiniz, gördünüz. O halde düşünmeli değil misiniz? Derinlemesine düşünerek ibret almanız gerekmiyor mu? İşte insanın ilk yaratılışına şahit oluyorsunuz. Aslında bu öldükten sonra dirilmenin en büyük kanıtı. İşte kainat kitabı ve kainat kitabında ekip diktikleriniz yeryüzünün kuruyup çöl olduktan sonra yağan rahmet yağmurlarıyla yeniden canlanması, dirilmesi de aslında öldükten sonra çürüyen insanın yeniden dirileceğine bir işaret, bir alamet, bir delildir. Eferaeytum ma tahrusun. Ey insanlık, bir düşünsenize şu ektiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Yeryüzünü sürüyorsunuz, kazıyorsunuz, çapalayıp açıyorsunuz ve bir takım tohumları, fidanları ekiyorsunuz. اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ O toprağa saçtıklarınızı bitirenler, yetiştirenler siz misiniz yoksa biz miyiz? Cenab-ı Hak soruyor. İnsan toprağı eşeler, sürer, hazırlar, tohumlar getirir, eker, gübreler, diker. Sanır ki ben diktim, ben yetiştirdim, ben büyüttüm. Halbuki bütün bu nimetleri bahşeden Yüce Allah Celle Celaluhu, o toprağa o tohumu çimlenme özelliği veren, o tohumun o topraktan alacağı özellikleri, güzellikleri belirleyen, o tohuma o yetiyi, o kapasiteyi veren Yüce Allah, o tohumun çimlenmesi, yeşermesi için rüzgarları estiren o,
yağmurları yağdıran o, o tohuma ve toprağa bütün bu özellikleri bahşeden o. Onun için siz mi bitiriyorsunuz o bitirdiklerinizi, yoksa onları bitiren biz miyiz? Elbette Yüce Allah. Ayet-i kerimede tezra'un fiil kalıbında, zari'un ise isim kalıbında gelmiş ki insan eker, biçer ama insanın ekip biçmesi geçicidir, sınırlıdır. Asıl yetiştiren, asıl bitiren Yüce Allah'tır. Onun için ismi fail kalıbıyla devamlılık bildiren bir mana ile biziz yetiştiren, biziz bitiren, büyüten buyuruyor. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ هُتَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Biz istesek o toprağın yetiştirdiğini, sizin ektiğiniz, diktiğiniz şeyleri çer çöpe döndürüveririz. Kuruyup çer çöpe döndürüveririz ve siz şaşar kalırsınız. Bu kadar emeğinize rağmen, bu kadar ekip dikmenize rağmen o mahsulü alamayışınıza şaşar kalırsınız. Değerli kardeşlerim, pek çok ayet-i kerimede Yüce Allah nimetlerini bize hatırlatırken nimetlerin bize emanet olduğunu bildirir ve nimetlerin elimizden alınıvereceğine dikkatlerimizi çeker. Söyler misiniz? O suyunuz yerin dibine çekiliverse o kaynak sularını size kim bahşedecektir, kim verecektir? O göz çukurlarınız doldurulverse size o görme yetinizi kim verecektir? O hareket etme kabiliyetiniz elinizden alınıverse, olduğunuz yerde felç oluverseniz nasıl hareket edebilirsiniz, nasıl yürüyebilirsiniz, nasıl ileri geri gidebilirsiniz? O gündüzünüz hep gündüz olarak kalsa, o dinlenme ihtiyacınız için o dinginlik anı, geceyi size kim verir? O geceniz hep karanlıkta kalsa, o çalışacağınız işlerinizi göreceğiniz apaydınlık gündüzü size kim verir? Benzeri ayetlerde Yüce Rabbimiz elimizdeki nimetlerin alınıvereceğine dikkatlerimizi çeker. Nimetlerin emanet olduğunu bize bildirir. Aslında bize bahşedilen şu zaman nimeti de bir emanettir. Bir gün bizden alınacak. Şu ömür nimeti de bir emanettir. Bizden alınacak. Bu vücut nimeti de bir emanettir. Bir gün gelecek, bizden alınacak. Diğer kullandığımız, tükettiğimiz nimetler de bir emanet. Vakti zamanı gelince onlar bizden çekilip alınacak. O zaman insan sahip olduklarına güvenmemeli, o sahip olduklarının emanetçisi olduğunu bilmeli, canı da dahil, ömrü de dahil, kullandığı, sahiplendiği, velev ki tapusu, senedi üzerine bile olsa onların emanetçisi olduğunu bilmeli. Bir gün elinden çıkıp gideceğini ya da onları bırakıp gideceğini, onlardan ayrılacağını düşünmeli. Bu onu dünyevileşmekten kurtaracak. Bu dünyada sanki hiç ölmeyecekmiş gibi ahireti hesaba katmadan yaşamaktan kurtaracak. İki dünyalı bir Müslüman olarak hem bu dünyasını imar hem de öteki dünyasını, kalıcı yurdunun, ebedi yurdunun, cennet yurdunun olduğu o dünyasını imar etmek için gayrete sevk edecektir. İşte bu ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz o ektikleriniz, diktikleriniz biz istesek çer çöpe döndürüveririz. İnsan tohumu eker, bazen kıtlık, kuraklık olur, tohum toprakta kalır. Hatta bazen çiftçiler bilir, toprak sertleşince atılan tohumlar tersine biter, bir süre ters tarafa doğru, toprağın nemli tarafına doğru ilerler ve orada kalır. Hiç gözükmez. Bazen olur, o tohumlar hafif yeşerir ama beklenen yağmurlar yağmayınca, rüzgarlar esmeyince
Bu sefer o yeşerdiğiyle kalır, bir süre sonra kurur gider. Bazen o dikilenler, o ekilenler yetişir. Tam meyveye duracağı sırada Allah bir sel, tufan, afet verir ya da bir fırtına, hortum gönderir. Yine o elimizden çıkar gider. Tam olmuş, tam hasat edilecek meyveler, ürünler, bir de bakmışsınız bir salgın hastalık, bir börtü böcek haşerat istilası ya da bir yangın afet yine elden çıkıverir. Yedirmeyen Allah yedirmez. Onun için her şey onda biter. Bu yüzden de toprak mahsullerinin zekatı diğer ticaret mallarının zekatına göre daha fazla verilir. Ticaret mallarında 1/40 zekat verilirken toprak mahsullerinde öşür. Yani onda bir mahsulün, elde edilen mahsulün onda biri zekat olarak verilir. Neden? Mahsulün ekilmesi, dikilmesi, yetişmesi, büyümesi, serpilmesi, meyveye durması, hasat edilmesi hepsi paraya çevrilinceye kadar Yüce Allah'ın emanetidir. Allah'ın dilediği olur. Biz istesek o ekip diktiklerinizi bir ot kırıntısına çeviriveririz. Çer çöpe döndürüveririz. Kurutuveririz de şaşar kalırsınız. Bunca yıl vermiş olduğunuz emeklerinize, yapmış olduğunuz masraflarınıza, harcamalarınıza ya da o ürünü alacaktınız, işte şunu yapacaktınız, buna yatırım yapacaktınız, düğün dernek yapacaksınız vesaire, o hayalleriniz, emelleriniz hepsi gider ve şaşkınlık içerisinde kalırsınız. Sonra da inna lemuramun bel nahnu mahrumun. Sonra dersiniz ki biz mahvolduk, biz borca battık, tohum parasını bile çıkaramadık. Bu tarlaya yapmış olduğumuz masrafı bile çıkaramadık. Borçlanmıştık, o borçların altında kaldık. Ardından da dersiniz ki yok biz mahrum bırakıldık. Ne yaptık da bunu hak ettik? Bu başımıza geldi. Kainatta hiçbir şey boşuna ve anlamsız değildir değerli kardeşlerim. Yağan her yağmur damlası da Yüce Allah'ın iradesiyle bir amaç için iner, damlar, yağar. Esen her rüzgar esintisi de öyle. O bize göre sel, tufan, deprem, tabi afet gibi görünen o cezalar da bir takım yanlış yapanları uyarmak için, bu dünyanın fani olduğuna dikkatlerimizi çekmek için ya da içimizdeki günahkarları cezalandırmak için gelir. Bunları biz bilemeyiz. Bel nahnu mahrumun. Biz mahrum bırakıldık demeye başlarlar. Biz mahrumiyete duçar olduk, mahrumiyetle cezalandırıldık demeye başlarlar. Evet, borca battık, mahrum bırakıldık. Zaten biz Yüce Rabbimize borçluyuz. Yüce Rabbimize mahkumuz. Allah bize mahkum değil. Allah bize mecbur değil. Allah bize borçlu değil. Bizi yoktan var eden, bütün bu organları, imkanları, nimetleri bize bahşeden Yüce Rabbimize biz doğuştan borçluyuz. Allah'a mecburuz. Ya eyyühen nas, entumul fukara'u ilallah. Ey insanlık! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah'a bağlı olmak zorundasınız. İşte bütün bunları hatırlatmak içindir kainatta olan hadiseler. Ve bakıyorsunuz dünyada bir vevaza'al mizan, Allah'ın koymuş olduğu o denge kanunu ile bakıyorsunuz bir yerde kuraklık, bir yerde sel, tufan götürüyor. Bakıyorsunuz bir yerde aşırı sıcaklık, bir başka yerde aşırı soğukluk. Bütün bunlar Yüce Allah'ın
her şeye kadir olduğunun bize hatırlatılması, her birini bir ayet olarak görmek, okumak ve o ayetlerdeki uyarıyı anlamak gerekir. Yüce Rabbimiz kullarından vazgeçmiyor. O inkar eden, o şek ve şüphe içerisinde, nifak içerisinde olan kullarını ikna etmek için hayatın içinden açık deliller vermeye devam ediyor. Kur'an'ın verdiği deliller herkesin anlayabileceği ve herkesin iç içe yaşadığı delillerdir. İşte toprağın bitirmesi, yetiştirmesi ve ikinci delil, bir başka delil, اَفَرَائِتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ. Şu içmekte olduğunuz suyu bir düşünsenize, su deyip geçmeyin. Bütün canlılar ondan yaratıldı ve varlıklarını sürdürmeleri ona bağlı. Su, hayat diyoruz. O suyu içerken bir düşünün. Sadece bu şişelerde, bardaklarda oluşu değil. O suyun sizin elinize kadar gelişini şöyle bir düşünün. O suyla bir konuşun. O su damlacıkları kim bilir hangi meleğin eliyle yeryüzüne rahmet damlası olarak düştü. Sonra hangi toprağın bağrında bir süre kaldı. Sonra kaynak suları olarak kimler tarafından hangi masraflarla keşfedildi, ortaya çıkarıldı. Ve sonra sizin içebileceğiniz şekilde bu kaplara, bu şişelere nasıl konuldu ve size nasıl geldi? Her bir su damlacığında o H2O dediğimiz iki oksijen bir hidrojen karışımından oluşan, oksijen yakıcı, hidrojen yanıcı bir madde. Ama iki yakıcı bir yanıcı bir araya geliyor, su söndürücü oluyor. Hem vücut ısısını, hararetini söndüren, hem ateşi söndüren, insanı rahatsız eden o yakıcılığı söndüren su. Hem vücut içerisinde hem vücut dışında kullandığımız, tükettiğimiz sular, yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla sular hakkında cilt cilt kitaplar yazılmıştır. Su iki harflik bir kelime ama Arapçada da ma'dır. Yine iki harfli, üç harfli bir kelime ama içinde pek çok sırlar gizli, hikmetler gizli. Allah diyor ki o içip durduğunuz suyu bir düşünsenize. Söyler misiniz? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. O suyu bulutlardan indiren siz misiniz? Siz mi indiriyorsunuz? Yoksa o suyu bulutlardan indiren, yağdıran biz miyiz? Elbette sensin Allah'ım. Bulutlar ve su. Şimdi bilim adamları olan vakayı tespit ediyorlar. Bilimsel olarak izah ediyorlar. İşte buharlaşma, sonra havada belli bir yerde durma, o rüzgarlarla oluşan basınçla sıkıştırılma ile bulutların oluşması ve o bulutların yine rüzgarla, hava basıncıyla sıkışması sonucunda yağışların oluşması ve o bulutların sıkılması, sıkıştırılması sonucunda o yağışların yine hava derecesine göre bazen kar, bazen dolu, bazen yağmur ve değişik zamanlarda yağmurun işte sağanak, işte çise, işte çile, değişik şekillerde yağması, her biri üzerinde derin derin düşünmeyi gerektiren ayetlerdir. Her bir damlalar birer ayet. Ayet Allah'ı hatırlatan, Allah'ın erişilmez kudretini haykıran, insanı Allah'a inanmaya, Allah'ın erişilmez kudreti karşısında teslim olmaya götüren işarettir, izdir. Bu ister Kur'an ayeti olsun, ister kainat kitabındaki ayet olsun. Onun için Kur'an ayetleri okuduğumuz zaman titremiyorsa yüreklerimiz,
İmanımıza iman katmıyorsa o okumamızın çok bir anlamı yok. Su damlacıklarından başlamak üzere kainat kitabındaki bulut ayeti, rüzgar ayeti, güneş ayeti, ay, yıldızlar ayeti, toprağın yeşermesi, bitirmesi ayeti, su ayeti, bunlar da bizim ilahi kudret karşısında yüreğimizi titretmiyorsa, onun erişilmez kudretine teslimiyetimizi artırmıyorsa, onun huzurunda secdeye baş koydurmuyorsa, o zaman bu tükettiğimiz, bu yaşadığımız, gördüğümüz ayetlerin de bir anlamı yok. Milyon kere güneş üzerine doğsa bassa ne yazar? Onu bir ayet olarak okuyamadıktan sonra, milyarlarca su damlacıkları üzerine yağsa ne yazar? Onu bir ayet olarak okuyamadıktan sonra, o rüzgar esintileri ister klima yoluyla olsun, ister tabii yolla olsun üzerine binlerce kere esse, oradaki kudreti, ilahi kudreti fark edemedikten sonra ne anlamı var? Onun için ilk emirde gelen İkra bismi rabbikellezî halak, İkra ve rabbukel ekram, oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. Oku, Rabbin kerem sahibidir, nimetlerini bahşedendir. İlk inen ayetlerde oku emrinin iki kere tekrarlanmasındaki espri de, hikmet de, amaç da budur. Bir taraftan kainat kitabının ayetlerini oku, diğer taraftan Allah'ın kitabındaki ayetleri oku. Ama ayetleri seni Rabbe yaklaştıran, Rabbin huzurunda kul olduğunun bilincinde ona teslim eden bir alamet ve işaret görerek oku. Şu içtiğiniz suyu bir düşünsenize. Onu bulutlardan indiren siz misiniz yoksa biz mi indiriyoruz? Elbette bütün bunları halk eden, bahşeden Yüce Allah. Bir heyelan, bir kar kitlesinin tümden bir yol üzerine düşmesi, kayması nelere mal oluyor? Dağ gibi kitlelerin düşmesi, kayması. O kar tanelerinin birbirine yapışık olarak yağdığını bir düşünün. Ya da o yağmur tanelerinin birbirine yapışık olarak boşalan bir barajdan akan bir sel suyu gibi gökten yağdığını bir düşünün. Kim kalabilirdi, kim durabilirdi onun önünde? Ama Yüce Allah hayatı aksatmadan damla damla onu öyle bir yağdırıyor ki, o binlerce metreden, binlerce metrelik yolculuktan gelen o damlalar hem insanın ruhunu okşuyor, hem insanın hayatına engel olmadan onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Onları bir düşünün. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ Biz istesek o suları tümden acı su kılarız. Ucaç, acı demek, Türkçemizdeki gibi, acı. Biz istesek o suları tümden tuzlu, acı su kılarız. Deniz kenarında susuzluktan helak oluyor insanlar. Deniz kenarında yaşadığı halde içme suyu için çırpınan insanlar var bugün dünyada. Çünkü o deniz suyu tuzlu, acı olması hasebiyle içilemiyor. Onun için insanın tatlı suya ihtiyacı var. Kıbrıs'ımız denizin ortasında bir ada ama deniz altından, Anadolu'dan döşenen borularla içme suyu götürülüyor. Halbuki dört tarafı deniz, suların içerisinde. Ama o su içimlik bir su olmadığı için tatlı suya, içme suyuna ihtiyacı var insanların. Şimdi Cenab-ı Hak da buyuruyor ki o suyunuz acı su oluverse, biz istesek o suyu acı, apacı yapabiliriz. O zaman size tatlı suyu kim getirir? Şükretmez misiniz? Her damlasına binlerce kere şükür Allah'ım. Ama şükür sadece dille olan, ya Rabbi çok şükürden ibaret bir söz değil. Şükreden Allah'a göre yaşar, Allah'ın emirlerine uygun hareket eder. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirir. Beynamazlıkla şükrü nasıl buluşturacaksınız?
Allah'a isyan ile söz gelimi faizcilik, kumarla, uyuşturucu, alkolle birlikte şükrü nasıl buluşturacaksınız? Onun için dilimiz elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal derken, ya Rab her halükarda sana şükürler olsun. Değil mi ki bizi küfürden, dalaletten, sapıklıktan korudun, sana hamd olsun derken, halimizle yüce yaratıcının emir ve ölçüleri doğrultusunda hareket ederek şükrü hem hal hem kal, hem dil ile hem hal ile yapmak gerekir. Felevla teşkurun, şu suyu görüp de şükretsenize, ki su insanın havadan sonra en fazla muhtaç olduğu nimet. Ve insan işte belli saatler susuz kalabiliyor. Sürekli ona ihtiyacı var. Felevla teşkurun, şükretmez misiniz? Başka bir örnek, başka bir delil geliyor. Hayatın içinden herkesin kullandığı, herkese yönelik uyarılar bunlar. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Hayatın içinden örnekler seçer. Böyle ütopik, hayali şeyler değil, hayatın gerçekleridir Kur'an'ın anlattıkları. Derinlemesine düşünenler için dağ başındaki çobana da birçok şey söyler, üniversitedeki profesöre de birçok şey söyler Kur'an. Her seviyedeki insana hitap eder. Yaşı konumu ne olursa olsun. Her bir insanı etkiler Kur'an. Mekke müşrikleri bile titriyorlardı Kur'an karşısında. İnanmıyorlardı ama bu şiir olamaz diyorlardı. Ama bu kehanet, sihir, büyü sözü olamaz diyorlardı. Bu insan sözü, beşer sözü olamaz diyorlardı. Kur'an herkese hitap eden bir kitaptır. Eferaytumun nara allati turun. Şu yakıp durduğunuz ateşi bir düşünsenize. Ateş. Bugün sadece ocaklarımızda kullandığımız değil, kullandığımız pek çok alet edevatın yapımını düşündüğümüz zaman, ister petrolden üretilen ürünler, ister metalden üretilen ürünler, bunların hepsinin bizim bu kullanımımıza hazır hale gelmesi için ateşe ihtiyaç var. Bunun yanında mutfakta kullandığımız ateşlerden ısınma, aydınlanma için kullandığımız ateşler, ateşin şekli, mahiyeti, elde ediliş yolu, yönü zamana göre değişiklik arz edebilir ama tarih boyunca insanlık o ateşi kullanmaya devam etmekte ve o ateşe ihtiyaç duymakta. Allah da diyor ki şu yakıp durduğunuz ateşi bir düşünsenize. اَاَنْتُمْ اَنْشَئْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ O ateşi yaratan siz misiniz yoksa yaratıcı biz miyiz? Şimdi o ateşin oluşumu, yine onu bilim adamları açıklıyorlar. Ve o ateşi bulma ve oluşturma, kullanıma hazır hale getirme yetisini veren kim? O manyetik sisteme, o ateşleme imkanını veren, o bilimsel buluşu yapma gücü veren kim? O çakmağı, o ateşi gizleyen, aklı insana bahşeden kim? O akıllı insanlar, buluş sahibi, kâşifler olmasaydı biz onları nasıl kullanacaktık? Nasıl cebimizde, evimizde, elimizde taşıyacaktık? Yani işte falan buluş sahibi buldu, getirdi. Ama o buluş sahibine o aklı, o imkanı bahşeden kim? Yüce Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla onu yaratan siz misiniz, biz miyiz? Sensin ya Rabbi. O zaman her ateşi yakışımızda, her ateşten elde edilen ürünü kullanışımızda Allah'ın bu erişilmez kudretini düşünmemiz ve Allah'ın büyüklüğünü Allahu Ekber diyerek haykırmamız gerekiyor. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْو۪ينَ Biz o ateşi bir öğüt sebebi kıldık. Ateş. Elbette dünya ateşi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla cehennem ateşi 70 kat hafifletilerek, soğutularak dünya ateşi oluşturulmuştur buyuruyor. Yani 70 kat daha şiddetli bir ateş var. Vakina azaben nar diyoruz.
Allahümme ecirna minen nar diyoruz. Cehennem azabı, cehennem ateşi. Ateşle azap. Cehennemde zemherira, soğuk azap da var. Psikolojik azap da var. Ama ateşle azap da var. Ki önceki ayetlerde bunları anlattık, konuştuk. Ve Yüce Allah cehennemin o korkunç tasvirlerini cehenneme düşmeme konusunda uyarıyor. Cehenneme girmeme konusunda tedbir almamızı bizden istiyor. Aslında bütün bunlar Allah'ın kullarına kıyamadığının bir göstergesi, Allah'ın kullarını ne kadar sevdiğinin bir ifadesidir. Allah bizi çokça seviyor ki istikamette kalmamızı istiyor. Sapanlarımızı, yanlış yapanlarımızı da istikamete çekmek için deliller, deliller, deliller üstüne deliller açıklıyor. Peygamberler gönderiyor, ayetler indiriyor. Hayatın içerisinde de, günlük yaşadığımız hayatın içerisinde de hep uyarıcılar, uyarıcılar gönderiyor. Duyduğunuz bir sala sesi bir uyarıdır. Öteki dünyaya gönderdiğiniz bir ölüm hadisesi bir uyarıdır. Başınıza gelen bir hastalık, kaza, bela bir uyarıdır. Nimetler, imkanlar, ikramlar, onlar da birer uyarıdır. Cenab-ı Hak farklı şekillerde kullarını uyarmaya devam ediyor. Bir de böyle Kur'an ayetlerinde ayet ayet açıklamalar, hayatın içerisinden seçtiği, herkesi çarpan, etkileyen ayetlerle Yüce Rabbimiz bizleri uyarmaya devam ediyor. Ve o ateş de aslında bir uyarıcıdır. Cehennemi hatırlatan, cehenneme karşı bizi tedbirli olmaya sevk eden bir uyarıcı. Büyük İstanbul yangınlarından bir yangın. Bir paşanın konağı da yanıyor. Konakta herkes can hiraş kaçışıyor. Gecenin bir yarısı. Bir kızcağız da pijamayla beraber konağı terk ediyor. Bakıyor ki bir cami avlusu, cami avlusunda etrafa bakıyor, cami kilitli, medrese hücresi. Oradan ışık sızıyor, kapıya bakıyor, kapı açık, içeriye giriyor. İçeride bir delikanlı sabah dersini yapıyor mum ışığında. Mum ışığı rahlesinde oturmuş dersini yapıyor. Bir bakıyor ki kapı açılıyor, bir kızcağız pijamayla girmiş yanına. Bir kenara oturuyor. Burası medrese falan demeye kalmıyor. Kızın gideceği bir yer yok. Kız orada sızıp kalıyor. Bir kenarda büzüşüp kalıyor. Şimdi delikanlı şeytanla, nefisle mücadele başlıyor. Bir odada bir delikanlı, gecenin bir yarısı, seher vakti. Ama delikanlı o mum ışığına şöyle parmağını uzatıyor. Tabii parmak ışığa, ateşe yaklaşınca hemen yanınca kaçırıyor. Diyor ki, bak şu küçücük aleve dayanamıyorsun. O zihnindekileri çıkar at. Cehennem ateşi çok daha dehşetli. Sonra dersine devam ediyor. Biraz sonra yine şeytan boş durmuyor. Nefis boş durmuyor. Yine parmağını uzatıyor, öbür parmağını uzatıyor ateşe. Hemen can havliyle çekiyor. Bak diyor, cehennem ateşi çok daha dehşet, çok daha büyük. Aklını başına al. Bu şekilde bütün parmaklarını deniyor ve müezzin Allahu Ekber diyor, sabah ezanı okunuyor. Ve bu şekilde o delikanlı o cehennem ateş testiyle kendisini günahtan, harama düşmekten, yanlış yapmaktan kurtarıyor. Bir hikaye, bir menkıbe, bir düşünelim. Bu günahlara cesaretle atılanlar. Her bir insanın omuzlarında yaptıklarını kaydeden kiramen katibin isimli o saygın melekleri düşünmüyorlar mı? Allah'ın yasaklarına balıklama atlayanlar, göz zinasından ahlaksızlığa varıncaya kadar, gıybet dedikodu yalandan kul hakkı yemeye varıncaya kadar, faiz içki kumara varıncaya kadar, bütün bunları yapanlar, Yüce Allah'ın her bir şeyi bildiğini, gördüğünü düşünmüyorlar mı? Düşünmüyor muyuz? Cehennem ateşinin dünya ateşlerinden kat be kat fazla yakıcı, yanıcı olduğunu düşünmüyor muyuz?
Nahnu cealnaha tezkireten. Biz o dünya ateşini cehennemi hatırlatan bir öğüt verici kıldık. Bir hatırlatıcı kıldık diyor Allah. Bir ibret kıldık diyor Allah. Hem o ateşten faydalanma dünyada, hem de bize cehennemi, ahireti hatırlatan bir tezkire, bir öğüt verici, bir hatırlatıcı kıldık diyor Allah. Ve meta'an lil mukvin, aynı zamanda insanların bir takım menfaatlerini gören, özellikle gece yolculukları yapanların yollarını gösteren bir ışık, bir yol gösterici kıldık. Özellikle gece yolcularına dikkatlerimizi çekiyor. Çünkü o ışık olmasa, düşünün, dün kervanların önünde o meşaleler olmasaydı onlar yol bulamazlardı. Bugün arabaların farı yanmasaydı yine o gece karanlığında trafik seyredemez, insanlar yollarını bulamazdı. Onun için ateş hem dünyevi menfaatler konusunda bir nimet olarak karşımızda duruyor, şükretmemiz gerekli olan bir nimet, hem de bize cehennemi, cehennem ateşini, cehennem azabını hatırlatan bir uyarıcı olarak karşımızda duruyor. Cenab-ı Hak sayıyor, sayıyor, sayıyor nimetlerini, ayetlerini, delillerini. Sonra buyuruyor ki: "Fesebbih bismi rabbikel azim." O halde yüce Rabbini o ulu ismiyle tesbih et. Teslim ol ona. Neydi tesbih? Allah'a boyun eğme. Çünkü kainatta var olan her şey Allah'ı tesbih eder. Yusebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Rabbim değişik ayetlerde bunu açar. Güneşin tesbihinden, ayın, yıldızların tesbihinden, yerin, göğün tesbihinden, hayvanların, bitkilerin, hatta gölgelerin tesbihinden, secdesinden bahseder. Ve bahsederken de, yahu hayvanlar bile Allah'a boyun eğerken, ey insan, senin Allah'a baş kaldırman yakışıyor mu sana? Kainatta her şey Allah'ı tesbih ederken, ey insan, senin tesbih kervanına katılmaman, tesbihten uzak, ayrı kalman yakışıyor mu sana? Mesajını verir. Tesbih Allah'a boyun eğmektir. Tesbih her varlığın kendi diliyle Allah'ı tesbih etmesidir. Ve işte namaz ibadeti bir tesbihin, Rabbin, yaratıcının karşısındaki esas duruşun bir göstergesidir. Onun için namaz Sübhanekallahumma ve bihamdik cümlesiyle başlar. Peygamberimizin hadisi, Sübhaneke duası, istiftah duası dediğimiz açış duası, Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim, sen ne yücesin Allah'ım. Ve işte kul Rabbin huzurunda kıyamda durur, Sübhaneke'yi okuyarak başlar bu duruş. Sonra Allahu Ekber diyerek, onun büyüklüğünü haykırarak, büyüksün büyük, büyüksün büyük, büyükler senin yanında kalır küçük diyerek rukiye varır, dil Sübhane Rabbiyel Azim der. Büyük olan Rabbim sen ne yücesin. Ve bunu tekrarlar da tekrarlar. Niye tekrarlar? Her bir tekrar hücrelerimize sinsin diye, bütün organlarımız dize gelsin diye, bütün organlarımız, mafsallarımız bu cümleyle Rabbin huzurunda eğilsin diye. Sonra bir başka tekbirle secdeye varırız, secdeye kapanırız. Allahu Ekber, büyüksün Allah'ım diyerek secdeye varırız. Secdede yine dilimiz Sübhane Rabbiyel A'la. Hayattan, dış dünyadan koptuğumuz, sadece en şerefli yerimiz, yüzümüzü, alnımızı yere vurduğumuz, Rabbin huzurunda eğildiğimiz, huzurda huzur bulduğumuz o secde anında yine deriz ki tekrar tekrar Sübhane Rabbiyel A'la. Ulu Allah'ım sen ne yücesin. Ulu Allah'ım sen ne yücesin. Ve namaz bu şekilde devam eder. Namaz biter. Yine o namazda getirdiğimiz tesbihler kesmez bizi, yetmez deriz. Ve Peygamberimizin tavsiyesi doğrultusunda
33 kere Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Namaz, tesbih dualarında yine tesbih devam eder. Bu aslında her ibadet bir hayat provasıdır. Namaz ibadeti de bizi hayatta Allah'ı tesbih etmeye, hayatta Allah'a teslim olmaya hazırlayan bir ibadettir. Asıl olan namazda getirdiğimiz bu tesbihlerin, bu teslimiyetlerin namazdan sonraki hayatımızda devam etmesidir. Fesebbih bismi rabbikel azim. Onun için Rabbim bütün bu ayetleri saydı saydı, bütün bu delilleri açıkladı açıkladı. Sonra büyük olan Rabbinin büyük ismini tesbih et. Sübhanallah de, Sübhanallahil azim de, Sübhan Rabbiyel azim de, Sübhan Rabbiyel ala de. Ya da meleklerin deyişiyle Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh de. Allah'ım sen ne yücesin, yüceler yücesi, seni tenzih ederiz. Sübhanallahi ve bihamdih de, seni hamd ile tesbih ederiz. Sübhanallahi amma yüşrikün de, sen o müşriklerin, kafirlerin taktığı ayıp ve amanlardan uzaksın şeklinde Allah'ı tesbih et. Şimdi önceki ayetlerde Cenab-ı Hak çoğul kalıp kullanarak şu içtiğiniz suya ne dersiniz? O suyu siz mi indiriyorsunuz bulutlardan yoksa biz miyiz o suyu indiren? Şu ektiğiniz toprağa ne dersiniz? O topraktan bitkileri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren, yetiştiren biz miyiz? Şu yakıp durduğunuz, kullandığınız ateşe ne dersiniz? O ateşi yaratan biz miyiz yoksa siz misiniz şeklinde delilleri çoğul kalıpla sıraladı, sıraladı. Sonunda fesebbih bismi rabbikel azim diyerek tekil kalıba döndü. Aslında şöyle gelmesi gerekiyordu. Ey insanlar, bütün bu delilleri gördükten sonra hepiniz büyük olan, yüce olan Rabbinize tesbih edin bakalım. Çoğul kalıpla gelmesi gerekiyordu. Fesebbihu, tesbih edin bakalım şeklinde gelmesi gerekirken tekil kalıpla geldi hitap peygamberimize. Fesebbih bismi rabbikel azim. Yüce Rabbini tesbih et ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki peygamberimize olan bu emir hepimizedir. Bütün Kur'an okuyucusunadır ama burada bir incelik var. Mesaj şudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu delilleri açıklayacaksın, anlatacaksın. Ama kimse inanmasa bile sen varsın ya sen bir başına tesbih edeceksin, Rabbine teslim olacaksın, secdeye varacaksın. Bir başına da kalsan, bir başına da olsan sen yüce Rabbini tesbih et. Aslında bu Kur'an okuyucusu herkesedir mesaj. Ey insan, sen hakikatleri anlatacaksın, anlatacaksın. Kimse tınmasa da, kimse inanmasa da sen Rabbini tesbih etmeye bir başına da kalsan devam edeceksin. Abdullah İbni Mesud öyle diyor radıyallahu anh. Cemaat bir kişi de olsa hakka uyandır. Hakka iktida edendir cemaat. Gerçek anlamda cemaat. Yoksa bir ferdi bir ferdine kaynamaz. Utanmadan camide saf saf namaz. Asıl olan kaynaşmaktır. Asıl olan o tevhidde vahdede ermektir. O tevhid etrafında birlik ve beraberlik içerisinde olabilmektir. Aynı namazda saf saf durduğumuz kardeşlerimizle aynı hedefe hayatın içerisinde yol alabilmektir. Ne dedik? İbadetler bizi hayata hazırlayan provalardır. O namaz ruhunu hayata taşırsak bir anlam ifade edecektir. Yoksa kıldığımız seccadede kalan namaz, kıldığımız mescitte kalan namaz, o namazda yanlış işler yapamıyorsunuz. İşte o yanlış işler yapamama halini alışverişte, çarşıda, pazarda, sokakta, caddede, evde,
o ekranların karşısında, o iPad'lerin karşısında o SMS'leri yazarken muhafaza edebilmektir asıl olan. Namazdaki duruşu, esas duruşu, Allah'ın huzurundaki duruşu muhafaza edebilmektir. Nitekim Rabbim inne salate tenha anil fahşai vel münker buyurur. Namaz sahibini çeker, çevirir, yönetir. Namaz sahibini kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Namazın içinde fuhşiyat olmaz ki zaten. Namazın içinde ahlaksızlık olmaz ki zaten. Asıl olan namazdan sonraki hayatımız. Ama namaz kıldığı halde günlük hayatın içerisinde fuhşiyatı konuşanlar var. Namaz kıldığı halde fuhşiyata bulaşanlar var. Ahlaksız sözleri söyleyenler var. Ahlaksız işlere bulaşanlar var. Halbuki Rabbim buyuruyordu ki namaz sahibini istikamette tutar. Namaz sahibini çeker çevirir. Onun için burada emir tekil kalıpla geldi. Fesebbih bismi rabbikel azim. Büyük olan Rabbini tesbih et. Kimse tesbih etmese sen bir başına da kalsan o dosdoğru bildiğin yolda yürümeye devam et. İkinci bir mesaj da şudur. Emrin peygamberimize gelişiyle ey insanlık, gerçek anlamda tesbih eden, gerçek anlamda Allah'a teslim olan Muhammed Aleyhisselam'ı iyi tanıyın. Onun tesbih edişi gibi tesbih edin. Onun teslim oluşu gibi Allah'a teslim olun. Onun namaz kılışı gibi namazlarınızı kılın. Onun kulluğu gibi Allah'a kulluk edin demektir. Fesebbih bismi rabbikel azim. O tesbih edene bak. O tesbih eden ki bu ayetler Mekke'de indi. Pek çok insan putların peşindeydi. Pek çok insan Kur'an'ın ayetlerine karşı duruyordu. Ama bir başına Muhammed Aleyhisselam yüce Allah'ı tesbih ediyordu. Fesebbih bismi rabbikel azim. Tüm Mekke sana karşı gelse de ey Muhammed, sen bir başına da kalsan tesbih etmeye devam et. Ve ey insanlık, o tesbih eden adamı gör, bil, bul, tanı. Sen de onun gibi tesbih eden bir mümin ol. Onun için biz kelime-i şehadeti getirirken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyoruz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yine bilir, bildirir, ilan ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Allah'ın kulu. Önce onun kulluğunu hatırlıyorum. Onun gibi kul olmak için. Muhammed Aleyhisselam'ın kulluğunu örnek alacağım. Onun gibi kul olacağım. Onun için burada da Yüce Rabbimiz ona, onun şahsında bize bu emrini verirken bundan önceki cümleler hep çoğul geldiği halde, insanlığa hitap ederek geldiği halde bu ayette fesebbih bismi rabbikel azim buyuruyor. Büyük olan Rabbini büyük isimleriyle en güzel şekilde tesbih et. Bütün insanlar karşı gelse de sen tesbih eden olmaya devam et. Nitekim müşriklerin onca tehditlerine, taviz koparmak için tekliflerine karşılık Peygamberimiz amcası Ebu Talib aracılığıyla müşriklere şöyle haykırıyordu. Amca, söyle onlara, bir elime güneşi, öteki elime ayı verseler ben bu davamdan dönmeyeceğim. Çünkü bu işe beni görevlendiren Yüce Allah'tır. Ya Allah dinini tamamlayacak ya da ben bir başıma ölüp gideceğim. Bir başıma da kalsam ben bu yolda, bu yola baş koymuşum, bu yolda devam edeceğim diyor. Onun için fesebbih bismi rabbikel azim. Sallu kema raeytumuni usalli diyen Peygamberimiz. Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam yüce yaradana, siz de öyle namaz kılın ona. Onun kulluğu gibi bir kulluk, onun namazı gibi bir namaz, onun haccı gibi bir hac, onun infakı gibi bir infak, onun ahlakı gibi bir ahlak, onun gibi bir kulluk. Muhammed Aleyhisselam abduhu ve rasulüh. Allah'a kul böyle olunur dercesine o bize en güzel kulluk örneği sunan Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Vakıa suresi devam ediyor. Yüce Rabbim bunca delilleri ikna edici bir şekilde
bir bir saydıktan, sıraladıktan sonra 75. ayette surenin son bölümünde فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ buyurarak çok büyük bir yeminle yine sözlerine devam ediyor. Allah yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yeminle başlayan ayetler vardır. Aslında Yüce Allah yeminsiz söylese de en önemli şeyleri söyler. Bizim için Allah'ın söylediği her söz önemlidir. Her söz değerlidir ama Yüce Allah yine kullarına lütfunun bir gereği olarak kulların çoğu zaman ihmal ettikleri, gaflet ettikleri konulara dikkatlerimizi çekerken bold ifadelerle, altı çizili ifadelerle, yeminli ifadelerle onlara sesleniyor. Yıldızların doğuş yerlerine, yıldızların kayış yerlerine, yıldızların batış yerlerine andolsun ki فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Kur'an-ı Kerim'de bir suremizin adı da Yıldız Suresidir. Necim Suresi. Yine Kur'an-ı Kerim yıldızları bize Allah'ın ayetleri olarak hatırlatır. Kur'an'ın ayetleri de necim necim inmiştir. Her bir Kur'an ayeti de bir yıldız mesabesindedir. Dolayısıyla bu ayetle Cenab-ı Hak hem gökyüzündeki yıldızların doğuş, batış ve o yörüngelerindeki dönüş, akış yerlerine yemin ediyor, hem de Kur'an ayetlerine yemin ediyor. Kur'an ayetleriyle bizi, Kur'an ayetlerine yemin ederek bizi bir kere daha uyandırıyor, uyarıyor ve bu yemini sadece kuru bir yemin ile bitirmiyor, buyuruyor ki, bu çok büyük bir yemindir, bir bilseniz. Çünkü bu yemini eden Yüce Allah, ve yemin ettiği şey muksemün bih diyoruz biz. Kendisiyle yemin edilen şeyler de çok büyük şeyler. Bugün insanlık daha yıldızların sayısını tespit edememiş. Yıldızların büyüklüğünü tespit edememiş. Güneş o yıldızlardan bir yıldız ama güneşten kaç kat büyük daha nice yıldız kümelerinin olduğunu söylüyor sadece bilim. İşte bütün bu yıldızlara Rabbim yemin ediyor. Ama bundan daha da büyük olan Kur'an ayetleri, onların da her biri bir yıldız mesabesinde. Nasıl ki gökyüzünde yıldızlar bize yolumuzu gösterirse, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarırsa, Kur'an ayetleri de bir yıldız mesabesindedir. O ayetlere yemin ederek, bu yeminin de çok büyük bir yemin olduğunu beyan ederek, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Bu Kur'an, keremli bir kitaptır diyerek sözlerine devam ediyor. Kur'an-ı Kerim diyoruz, bakın ayeti kerimede de ne demek kerim? Cömert demek. Kur'an hikmetlerini, hakikatlerini, hükümlerini cömertçe insanlığa sunan kitaptır. Ama kime sunar Kur'an hikmetlerini? Alıcısı açık olan müminlere sunar. Cenab-ı Hak o müminlerden olmayı, Kur'an'ın hikmetiyle dolmayı, Kur'an'ın hükümlerine tabi ve teslim olmayı, Kur'anlı müminler olmayı, Kur'an'ın aydınlığında mümin Müslümanlar olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Kur'an-ı Kerim'in kereminden, ikramından nasiplenmeyi bizlere lütfeylesin inşallah. Cenab-ı Hak maddi manevi tüm hastalıklarımıza şifalar ihsan buyursun. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e izzet, merhamet, nusret nasip eylesin. Sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimize, özellikle Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardımlarını esirgemesin. Kafirlerin, İslam düşmanlarının Müslümanlar aleyhine planladıkları tuzakları bozsun. Kendi başlarına geçirsin, kendi ayaklarına dolandırsın. Müslümanlara da o kafirlere, o kafirler bir beraber olurken o kafirlere karşı dik durmayı, güçlü durmayı, bir ve beraber olmayı nasib-i müyesser buyursun. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.